etki sonucunda da Allah'a şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü şartlarını yaşamaktayız. Bir 2002 yılını düşünün, nerelerdeydik? Bir de içinde bulunduğumuz zamanı değerlendirdiğimiz zaman şu anda yaklaşık olarak 20 bin kilometrelik duble yollarda, bölünmüş yollarda seyahat ediyoruz. Artık havaalanı halkın, hava yolları halkın yolları oldu. Uçağa binmeyen vatandaşımız neredeyse kalmadı. Hızlı demir yollarıyla, yapmış olduğumuz tünellerle, yapmış olduğumuz eğitim kurumlarıyla artık Türkiye'de üniversitesi olmayan bir şehir kalmadı. Eskiden hayal ettiğimiz pek çok şey şimdi gerçek oldu. Hatırlıyorum 2002 yılından önce Türkiye'de meydana gelen çeşitli kazalarda yurt dışından helikopterle, ambulans helikopterler veya uçaklar gelir, bizler de imrenirdik. Ama görüyoruz ki artık Türkiye'de veya dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir kaza olduğu zaman Sağlık Bakanlığımıza bağlı helikopter ambulanslar, helikopter uçaklar hemen gidip yaralımızı almakta ve gerekli sağlıkla ilgili müdahaleyi yapmakta. Bu bizim için, hepimiz için gerçekten bir gurur tablosu. Yine bunun dışında sosyal harcamalarımıza baktığımız zaman evde bakım hizmetleri dediğimiz bir tesis, şu anda bir kurum oluşturuldu. Ve daha önceden evlerinde yapayalnız yaşayan insanlarımızın kimsesi olan bir devletimiz oldu. Yine evde hasta ve engelli olarak duran kardeşlerimize de büyük şekilde şu anda sosyal transfer harcamalarımız var. Tekirdağ'da sadece baktığımız zaman 6000 üzerinde evde engelli bakım hizmeti veren bir aile sosyal politikalar il müdürlüğümüz var. Bu neyle oldu peki? Biz herhangi bir şekilde petrol bulmadık, doğalgaz bulmadık ama Allah'a şükürler olsun ki siyasi istikrarı bulduk. Milletini seven, milletin derdiyle dertlenen bir liderimiz var. Çok şükür ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. İşte onun çalışkanlığı, onun azmi sayesinde inşallah geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Daha önceki yıllarda bir yıl sonrasını planlayamazken, bırakın bir yıl sonrasını, bir ay sonrasını planlayamazken, şu anda 2023 yılını planlayan, 2053'ü, 2071'i planlayan bir devletimiz var. İşte bu çalışma sayesinde artık bizler de sizlere daha iyi hizmet üretebilmenin şevk ve azmini yaşamaktayız. Bu uğurda da inşallah bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Biraz önce sayın vekillerimiz, konuşmacılarımız bahsettiler. Tekirdağ'ımızda da gerçekten belediyelerin yapmadığı hizmetler nedeniyle çok önemli sorunlar yaşamaktayız. Uzağa gitmeye gerek yok. Altınova mahallemiz. İşte Altınova'da bir mahalle danışma toplantısındayız. Bu sorunları en iyi yaşayanlar sizlersiniz. Benim de burada Bağdoros'ta evim var. Ben de geçtiğimiz yıllarda tam bir yıl süren şu ana caddede tam bir yıl, bakın direkt olay, bir yıl süren bu işkence altyapı çalışmasından dolayı bir sürü sıkıntılar yaşadım. Şu anda makyajı yaptılar. Bu ön caddeyi asfalttılar. Ama bir arka caddeye, bir arka caddeye daha gittiğiniz zaman gerçekten Altınova mahallemizin son derece sıkıntılı bir altyapısının olduğunu görmekteyiz. Yine yaz aylarında hemen burada yanı başımızdaki biyolojik arıtma tesisinden kaynaklanan kokuyu her seferinde duyuyoruz. Bunu hala gideremediler. Tam 8 yıldır Tekirdağ'da CHP zihniyeti belediyelerde iktidar. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nde Süleymanpaşa Belediyesi değil, daha önce malum Tekirdağ'da da yine CHP Belediyesi iktidardaydı. Ama 8 yıldır çözemediler bu sorunu. Denizlerimizdeki kirliliği arıtamadılar. Çevremizdeki parkları, yeşil alanları çoğaltamadılar. Bugün hepimizin çoluk çocuğu var. Yeşil alanlara gitmek istiyorlar. Peki nerede? Altınova'da ve diğer mahallelerimizde parklar nerede? Ailecek dolaşabileceğimiz kafeteryalar olmasa, ailecek dolaşabileceğimiz ufak mekanlar olmasa, inanın insan ruhuna ve sağlığına uygun olmayan bir yerde yaşıyoruz. Ama bu millet, inanıyorum ki 2019 yılındaki genel seçimlerde bunun hesabını soracak. Bu hesabı sormaya hazır mıyız arkadaşlar? İşte Türkiye'nin diğer yerlerindeki AK Parti belediyelerine baktığımız zaman yapılan hizmetlerle